Evet sevgili izleyenler, Bengütürk TV ekranlarında Fatoş Tapan'la hafta sonuna tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Şimdi ise konuk köşemizdeyiz. Konuk köşemizde kitapçı kız Merve Arslan bizimle. Hoş geldin Merveciğim. Hoş bulduk. Bugünkü stüdyo konuğumuz daha genç ve böyle geleceğe ışık saçan bambaşka bir konuk evremizdesiniz. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bizi kırmadığın için ayrıca teşekkür ederiz vakit ayırdığın için. Annen, baban, kardeşin de buradalar. Ne güzel değil mi? İnsanı sevdikleri ayakta tutuyor biliyor musun? Evet, efendim çünkü bugün biz Merve'ye özellikle soracağız. Çünkü bir yılda 200 kitap okuyorsun. Aslında ayda da değil mi? Tamamladığın zamanlar oluyor. Ayda 200 kitap da okuyorsun. Bir yılda 200 kitap okuduğun günlerde oldu senin. Evet. Ben kitap okumaya başlamadan önce böyle bir arka kapağına bakarım kitapların, ilgimi çeker vesaire. Aslında hepimizin tabii ki toplumda böyle kitap okumayla ilgili biraz olsa böyle yozlaşmışlığımız var elbette ki. Biraz demeyelim de bu durum çok tartışılır değil mi değerli izleyenler? Biz de bugün Merve'ye soracağız. Sana kitapları okumayı sevdiren kim oldu? Öncelikle bunu soralım. Bana kitapları okumayı sevdiren arkadaş ortamım ve sevgili Türkçe öğretmenimiz oldu. Melek Hocam. Arkadaş ortamımda böyle bir yerde kafede buluşacağımız zaman hep yanımıza kitap bulundururduk ya da buluşma yerlerimizi genelde kitap satılan ve satın alabileceğimiz yerlerde yapardık. Çok güzel. Böyle eski kitaplar falan satılan yerler mi oluyordu? Evet. Ne oluyordu? Böyle kitapçılarda genelde buluşurduk, kitabımızı alıp kafeye geçip orada kitap okurduk genelde arkadaşlarımla. Ne kadar güzel. Peki böyle kitap seçerken nelere dikkat edersin? Kitap seçerken kapağına, arka kapağına, sayfa sayısına ve puntosuna dikkat ederim. Bazen oluyor mu sen dedi işte ben bazen kitapçılarda kitap alırken dinlerim böyle yanlarda neler konuşuluyor falan. Eğer çok fazla sayfası varsa yok ben bunu okumayayım diyenler olabiliyor. Sende de oluyor mu öyle bir şey? Ben de olmuyor. Sevdiysem kitabı bitiririm zaten. O yüzden önerilen bir kitapsa ve nitelikli bir kitapsa okurum ben her türlü. İlgini çeker diyorsun. Peki böyle kitabın kapağında seni ne etkiler? Kitabın kapağında benim genelde böyle sürekli renkli olması benim çok hoşuma gider. Ya da kitabın içine uygun olması da hoşuma gider. Bunlar da önemli diyorsun. Peki... Kitap okumanın tabii ki detaylarını sana soracağım. Böyle bir hızlı okuma tekniği mi öğrendin? Nasıl oldu da böyle çokça kitap okumaya başladın? Ben kitap okumayı düzenli hale getirdiğim için bende bir alışkanlık oldu. Her akşam 8'de başlıyorum. Bazen 10'a kadar da sürüyor. Sürekli kitap okumaya başladığım için, sürekli kitap okuduğum için alışkanlık haline geldi. Ne kadar güzel. Peki sen okuldan geldiğin zaman nasıl vakit ayırıyorsun? Mesela bazen kitap okuyorsun, sürünüyor kitap. Değil mi? Böyle bir olmuyor. Nasıl bir motivasyon sağlıyorsun? Okuldan geldiğimde dersten sonra yani istemesem de istesem de zaten sürekli kitap okuyasım geliyor benim. O yüzden 8'de zaten direkt kitap okumaya başlıyorum. Susuyor musun böyle? Hani insan yeme içmeye susar ya böyle. Su evet. İçmeye susarsın. Kitap okumak senin için böyle bir duygu mu peki? Uyumayıp kitap okuyasım geliyor benim de. Çok güzel. Peki kitap okumaya üşenenlere neler önerirsin? Kitap okumaya üşenenlere ilk önce ince kitaplardan başlamalarını ve nitelikli ve kendi zevklerine göre kitaplardan başlamalarını öneririm. Hedef belirlemeliler, yani kitap okuma listesi oluşturabilirler. Kitap okuma listesi. Önceden belirliyor musun mesela kitapları alıyorsun, evet, listeliyorsun alıyorum. Diyorsun ki işte bu kitabı şu zamana kadar okuyacağım ya da işte iki güne kadar okuyup bitireceğim diye belirliyor musun? Evet, genelde. Sana bunu aşılayan kim oldu? Arkadaşlarım yapıyordu. Onlardan gördükçe ben de yapmaya başladım. Ama sen de almasını biliyor musun? Değil mi? Bu da çok güzel bir şey aslında. Kitap okumaya teşvik etmek için çevrendekilere neler öneriyorsun? Sana böyle seni eleştirenler oluyordur elbette. Bize bunlardan biraz bahsedersen mutlu oluruz. Hem şu anda ekranlarını yeni açanlar için senin yaş grupların hatta yani yetişkinler de izliyorlar. Hepimiz birbirimizden feyiz alıyoruz neticede. Kitap okumak herkesin zevki farklı olduğu için kendi zevklerine göre kitap seçmeliler bence. Çünkü insan zevk alarak okuduğu için keyif alarak da okur. Ve daha çok okuyası gelir insanın. Zevk aldığı. Sende de oluyor mu Merve? Mesela işte ben çok böyle spot ışıkları altında kitap okurken kendimi böyle bir adapte olamam bazen. Böyle birazcık loş olmalı benim için kitap okurken. Sen nelere dikkat edersin? Bu sürdürülebilirlik neye bağlı?
Ben her yerde kitap okuyabilirim. Odaklanma benim için çok önemli. Odaklandığım yerlerde daha çok okumayı tercih edebilirim. Odaklandığın yerler genelde nereler oluyor? Merak ediyorum. Sessiz ortamlar olabilir. Sessiz ortamlar. Tek başıma olduğum yerler. Uykun geliyor mu? Sessiz ortamlarda çok. Sessiz ortamlarda daha çok odaklandığım için genelde gelmiyor. Diyelim uykun geliyor diyelim. Ne yaparsın o süreçlerde izleyicilerimize bir nefes olmak adına bu noktada? Hedefim iki bölüm bitirmekse kitaptaki o iki bölümü bitirip uyurum uykum geliyorsa. Diyorsun ki hedeften kaçmam Fatoş Hanım ben. Evet. Onu okumadan uyumam. Gerekirse gece saatler geç olsun değil mi? Evet. Bir şekilde onu okuyorsun. Aslında sen istikrarlı da bir kızsın yani. Çok güzel bir şey. İstikrarlık çok güzel bir şey. Bunu sana eminim işleyen bir anne ve babanın sana işlediği bir şeyler olmuştur. Bir sorumluluk vermişlerdir. Nasıl evdeki durumun? Mesela sorumluluk alma durumların. Ablam da kitap okuyor. O yüzden ondan bana da geçmiş olabilir. Ablamız da kitap okuyor. Aslında önümüzde birisi bize örnek de oluyor. Bu da çok güzel bir şey. Peki böyle sorumluluk almak adına neler yapıyorsun? Sorumluluk almak adına işte hedef belirliyorum. Hedefimi bitirmezsem de kendime böyle birkaç şey motivasyon ediyorum hedefimi bitirmekle ilgili. Evet. Evet. Peki bir şey soracağım. Evdeki kitaplığın nasıl? O zaman odan bayağı kitaplarla doludur. Evet. Evdeki kitaplığımda büyük sıraları falan var. Böyle kendime göre diziyorum, zevklerime göre. Mesela odaya sığmıyor diyelim kitaplar. Ne yapıyorsun? Odaya sığmıyorsa ablamın odasındaki kitaplar koyabilirim. Nisan'da. Veriyor musun birilerine peki? Seninle sohbet ettiğimizde bunlardan bana biraz bahsetmiştin çünkü. Arkadaşlarımla sürekli kitap hediyeleşme yapıyoruz biz. Geçen hafta da yapmıştık. Sürekli birbirimize beğendiğimiz ve önerdiğimiz kitapları veriyoruz. Bazen sınıfça da yapıyoruz. Hocamız yaptırıyor bize. Evet, evet çok güzel. Gerçekten seni tebrik ediyorum. Okuduğun kitap hoşuna gitmediğinde ne yaparsın diye gelen sorulardan yine bu sorular çok sık gelmiş. Senin yaş gruplarından. Okuduğum kitap hoşuma gitmese bile bitiririm. Çünkü her kitabın bize verdiği bir ders vardır. Bitirip sonunda bana ne kazandırdığına bakarım. Evet. Şimdi sen çok fazla kitap okuyorsun değil mi? Bayağı. Bu kitapları yarın bir gün böyle hayalin var mı? Ya Fatoş Hanım işte kendime çok böyle bir kütüphane kurmayı istiyorum dediğim bir şey var mı? Evet. Büyüdüğümde kendime ait böyle kütüphane olarak odanın içinde böyle büyük bir kütüphane olsun istiyorum ya da bir sürü kitaplarımın olduğu bir yer gibi. Hayalimiz var bu noktada çok güzel. Peki en çok hangi tarz kitapları seviyorsun okuma noktasında? Böyle fantastik, aksiyon gibi şeyleri fantastik, seviyorum. Fantastik, aksiyon, başka? Genelde klasik de okuyabilirim ya da filmlerin kitapları var onları da okumayı çok severim. Ben şeyi çok merak ediyorum işte bu filmlerin, dizilerin kitapları çıktı değil mi artık? Şimdi izledikten sonra kitap okuduğumdaki olayla oradaki olay birazcık daha farklı olabiliyor. Şimdi görsel hafızamız çok farklı elbette ki. Sen neler hissediyorsun bu noktada? Ben filmi izledikten sonra kitabı okuyunca çok hoşuma gidiyor niyeyse. Bazıları keyif almıyor ama benim çok hoşuma gidiyor okuduktan sonra izlemek ya da izledikten sonra okumak. Aynı şeyleri görmek. Biraz daha farklı olduğu için ikisinin şeyi yine de hoşuma gidiyor mu? Peki hep yaşına uygun mu kitaplar okuyorsun? Araştırma kitapları mı okuyorsun? Genelde araştırma değil de böyle yaşıma uygun liste gibi kitaplar okuyorum. Mesela önünde kitapların var değil mi? İki tane bize kitap getirmişsin. Evet. Bunlar senin en çok etkilendiğin kitaplar mı nedir? Evet bunlar benim genelde sevdiğim ve yakın zamanda okuduğum bir kitap liste. Nedir adı kitabın? Liste. Liste. Ne anlattı, ne hissettirdi sana bu kitap? Bana bunu okurken asla pes etmemeyi öğretti kitap. Çok hoşuma gitmişti okurken. Tam senden geçen yani asla pes etmemen gerektiğiyle ilgili. Çünkü büyük bir istikrar gerçekten. Yani sen gün boyu kitap okuyorsun aslında değil mi? Okuldan geliyorsun. Okulda ders aralarında kitap okuduğunu söylüyordun bana. Evet. Mutlaka her boşluğumda kitap okuyorum Fatoş Hanım demişti. Gözleri yorulmuyor mu? Bazen yoruluyor ama çoğu zaman alıştığım için artık... Artık değil mi? İnsan alışıyor. Çünkü evet. Orası da artık böyle bir nasıl bedenimizde spor yapıyorsak gözümüz de artık o kas gelişimine alışıyor. Aslında en önemlisi olması gereken de bu zaten.
Bu da çok kıymetli. Peki seni bu zamana kadar yine etkileyen kitaplar, önünde kitaplarla devam edelim mi? Hı. Ne anlatıyor mesela? Seni en çok o azim ve gücünü ortaya çıkarması için ne etkiledi o kitapta? Bize bir güzel bir demeci varsa okuyabilirsin istersen. Evet, Marlo karakterinin her zaman bir ihtimal var sözü vardı. O benim çok hoşuma gitmişti okurken, böyle sürekli okuyasın. Her zaman geliyordu. Bir ihtimal vardır var. Diye. Evet, sözü çok hoşuma gitmişti okurken. Hı hı. Peki, diğer kitapta ne bizlere aktarmak istersin? Orada aktarmak istediklerin var mı başka bize? Diğer kitapta dizisi vardı aslında, filmi de vardı. Bunu okurken de çok keyiflenmiştim, keyif almıştım okurken de. Yani herkese önerebilirim. Ne? Harry Potter'ın değil mi kitap? Evet. Ne anlatıyor mesela? Ben hiç okumadım bu kitabı. Burada büyücülük okuluna gitmek isteyen bir çocuk var. Hı hı. Büyücülük okuluna gidince başından geçen olayları anlatıyor. Peki sana ne hissettirdi? Ben okurken böyle kitabın içine girip o anı yaşamak istiyormuşum gibi oluyordu. Hı hı. Bana hayal gücümü genişletti okurken. Hı. Yani bunu hissetmiştim. Hayal gücünü genişletti. Aslında değil mi? Sözler de büyüdür. Aklı ağzımızdan çıkan her cümle bize büyü etkisi yaratıyor değil mi? Bunu yapmam diyoruz hayatta. Bir bakıyorsun ki onu yapıyorsun hayatın içerisinde. Bunlar da çok fazla bir etken rolü oynuyor. Peki biz en çok bilgi ve tecrübeyi en ucuz şekilde nasıl alıyoruz? Diyelim 20 TL'ye bir kitap alıyoruz. O kitabın içerisinden öyle bir tecrübe okuyoruz ki bakıyoruz bizi böyle bir çikolata paketi gibi topluyor, bizi yeniden hayata sunuyor. Evet. Aslında çok ucuza mal oluyor değil mi bazen bazı tecrübeleri öğrenmek? Kitaplar o yüzden çok insana böyle müthiş bir rehber oluyor. Evet, tecrübe etmeden tecrübe ediyoruz. Evet, ne kadar güzel. Senin de böyle feyiz aldığın kitap oldu mu? İşte listede bunların aldım. Dışında mesela. Bunların dışında. Beni şu çok etkilemişti Fatoş Hanım. İşte tecrübe edindirdi aslında. Daha tecrübe etmeden bana bir tecrübe edindirdi dediğin kitap var mı şu an aklına gelen? Şu an aklıma gelen galiba bir bunlar var. Yerleri. Çok güzeldi. Okuduğum bütün kitaplar nitelikli olduğu için hepsini keyif olarak okuyorum. Hı hı. Çok güzel. Peki bu kadar okumanın dışında senden bir yazarlık da bekleriz şahsen. Fakat bizim istediğimiz bu elbette ama senin hayatında istediğin nedir bu noktada? Benim hayatımda istediğim kitapları çok okuyarak başarılı olmayı planlıyorum ben. Hı hı. Çünkü, bu başarı ne başarısı mesela? Neyle taçlandırmak istersin? İşte yazar olarak mı? Çünkü maşallah bayağı kitap okuyorsun değil mi? Beynindeki doğum sancılarını susturuyorsun. Oraya öyle kelime hazinesi var ki sende. Şu anda da biraz heyecanlı da elbette ki Merve. İlk defa bir canlı yayına çıkıyor. Çok normal. Ama biz bizeyiz. Kıymetli izleyicilerimizden gelen çok güzel interaktif mesajlar var. Bak seni çok destekliyorlar bu noktada. Sana bu arada tebrik mesajlarını göndermiş herkes. Teşekkürler. kitap okumak stresimizi azaltır, kelime daracımızı geliştirdiği için bence kitap okuyan herkesin bir gün başarılı olacağına inanıyorum. O yüzden büyüyünce ben de diksiyonum güzel ve başarılı biri olmak istiyorum kitap okuyarak. Hı hı. Hedef var mı hedef tahtamızda? Şu mesleği olmak istiyorum dediğin. Hedef tahtamda böyle hakimlik, avukat ya da savcı gibi olabilir. Hukuk. Hmm. Allah sen hakim olursan kesin cümlelerinle zaten her şeyi bir noktalarsa değil mi? Bu kadar kelime hazinesi çok da önemlidir. Mesela ben çocukken öğretmenim bana ilkokuldaydım. Kitap okumayla ilgili böyle özetleyip yazdırırdı bize. Sonra demişti ki Fatoş'cum bütün öğrendiğin ilginç kelimeleri bir tane deftere yaz demişti. Ben de o defteri her gün okumaya, yazmaya başladım. Bugünlerde de elimdeki bu yabancı yani telefona not ediyorum ilginç öğrendiğim kelimeleri. Sonra onları hayatıma uyarlıyorum. Bu şekilde de kelime dağarcığım baya arttı mesela. Ben bunu çok feyiz aldım hayatımda. Senin de böyle kelime dağarcığını aktaracak elbette ki kitaplardan okudukların da oluyor. Böyle bir tekniğin var mıdır? Ben okurken bilmediğim kelimeleri 18 kere tekrar ediyorum. Onları ezberleyip öğrenmeye çalışıyorum. Hmm. Neden 18? Öyle 18 kere tekrar edince aklıma daha çok kaldığına inanıyorum. Biz hep şeydiriz hani 21 defa okuruz ve öyle algıda kalır deriz. Hani hep uzmanlar da öyle diyor ya 18 ilk defa duydum çok şaşırdım. Bak şu an izleyicilerimizden de eminim bu noktada mesajlar gelecektir. 18'in senin hayatında yeri ve önemi nedir? 18 yaşına geldiğimde ben daha çok böyle kitap okuma isteğimin geliştiğine inanıyorum. O yüzden 18 yaşına hedef koymuşsun aslında sen 18'e. Evet.
Güzel bir bakış gerçekten. Efendim yeni nesil o kadar şey ki, böyle farklı bir vizyonsunuz ki, ne kadar güzel. 18 yaşına gelene kadar diyorsun. Bir sürü kitap bitirmek istiyorum. Onların hepsinde not almak istiyorum bir yerde. Not almak istiyorsun. Evet. Mesela işte ben infilüzurlarım falan, böyle köşe yazılarını okuyorum. Diyorlar ki işte çok fazla kitap okudum, hayalim beni böyle bir macera perestliğe götürdü diyorlar. Belki sen de ilerleyen yıllarda fikrini değiştirirsin. Farklı bir maceraya atılabilirsin. Olabilir elbette, ama bizim senin gibi tabii hakimlere, savcılara ihtiyacımız var. Senin mesleki hedefin de elbette ki bu. Ama tabii ki bu süreç değişecektir zamanla. Okuduğun kitaplar da seni çok etkiliyor çünkü zamanın içerisinde. Senin yaş gruplarına neler önerirsin kitap okumayla ilgili? Yaş gruplarıma genellikle nitelikli kitap okumalarını öneririm. Mesela nitelikten kastın ne? Belki anlamayabilirler. Yaş gruplarına uygun, anlayabileceği tarzda. Mesela 13 yaşındaki birinin çizgi roman gibi değil de, çizgi roman da olabilir de, daha çok resimsiz kitaplar okumalarını önerebilirim. Hı hı. Az resimli, bol yazılı. Az resimli, bol yazılı. İri iri mi olmalı, küçük küçük mü olmalı mesela? Küçük puntol, gözü ağrıyorsa büyük puntol olabilir ama gözü böyle alıştıysa, küçük puntolu okuyabiliyorsa küçük puntolu da tercih edebilir. Mesela sen şimdi çok fazla kitap okuyorsun ya, 200 kitap okuyorsun mesela ayda, yıl içerisinde daha fazla kitaplar okuduğunda oluyor elbette ki. İşte sayfaların, böyle bir kağıtların senin için bir önemi var mıdır? İşte beyaz kağıt ve sarı kağıt, kokulu kağıtların kitap okurken seni ne kadar etkiliyor? Bunları merak ediyoruz doğrusu. Kağıtların rengi daha çok açık olunca içim bir ferah hissediyorum böyle. Daha iyi oluyor benim için. Gözüm hiç ağrımıyor o zaman. Gözünü yormuyor beyaz olduğu zaman. Böyle mesela hafif bir sarı renkli olduğu zaman ne diyorsun buna, bu noktaya? O zaman da gözümü yoruyor ama o da güzel. Yani her türlü kitap iyi benim için. Aslında biraz da göreceli bir durum mu diyorsun? Herkese göre değişebilir. Göreceli bir evre diyorsun. Peki mesela sen işte ablan kitap okuyor değil mi? O da mı senin gibi zevklere sahip beraber? Yani biraz daha farklı. O daha çok klasik tarzda okuyor. Benim gibi aksiyon şey yapmadığı için farklı şeyler okuyor benim. Peki kitapları okurken en çok dikkat ettiğin şey ne oluyor? İşte psikoloji kısmı mı dikkatini çekiyor? İstikrarlı olma kısmı mı senin dikkatini çekiyor? Mesela benim hep psikoloji kısmı çok dikkatimi çekerdi. Benim de şey, karakter istikrarlıysa daha çok okuyasım geliyor benim de. Karakter nasılsa, karakter bana uyuyorsa daha çok okuyasım geliyor. Ha, senden geçmesi halinde. Evet. Seni o zaman büyütüyor da değil mi? O toparlıyor, evet. Bakış açını değiştiriyor. Oluyor mu bazen işte Harry Potter okudun değil mi? Biz basına servis etmiştik, Harry Potter gibi giyinen çocuklar vardı. Evet. Ve bununla okullara gitmek isteyenler oluyordu. Hayatın içerisinde Harry Potter'ın o çubuklarıyla yaşamın içerisinde kendini çok kaptıranlar olabiliyordu. Senin de böyle bir kaptırdığın haller oldu mu hiç böyle ki okuduğun kitaplar içerisinde? Ben de Harry Potter okuduğum zaman işte sürekli pelerin asa falan gibi şeyleri çok merak salmıştım. Her kitabı okuduğumda o kitap neyle ilgiliyse o şeye merak salıyorum. Ona merak ediyorsun. Peki. Sen de böyle, evet, kıymetli izleyicilerimiz de seninle ilgili yazmış az önceki yorumlara da bir yandan baktım çünkü. Çok böyle hanım hanımcık, küçükken üniversiteye gönderin, şimdiden gönderin moda olan bir misyonu var demişler seninle ilgili. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Benim için de aslında iyi oluyor direkt üniversiteye geçmek ama zamanla alışacağım. Evet, erken aslında hayat okulundayız biz, biliyor musun Merveciğim? Yani hakikaten evet, okula gidiyoruz ama hayatın okulu deplasmandan çıkıp sahaya geçmek gibi bir şey değil mi? Sahan çok güzel olsun inşallah her zaman. Peki sen ne kadar kitap okursan oku, gelen sorulardan dolayı soruyorum. Ne kadar kitap okursam okuyayım ama kafa sesini susturamıyorum diyenler var. Bu konuda ne düşünüyorsun? Nasıl yapmaları lazım bunu? Odaklanmaları gerekiyor. Sessiz bir ortamda okuyabilir ya da tek başına kaldığında daha çok odaklanıyorsa. Tek odası varsa odasında okuyabilir. Masasına geçip okuyabilir. Evet, hatta bak bir kişi de şey yazmış, kitap lambası kullanıyorum daha odaklanabilmek için diye. Evet, o da değişir kişiden kişiye göre. Sen de kullanıyor musun böyle kitap lambaları? Ben de kullanıyorum. Peki bir yetişkinlere neler öneriyorsun? Mesela bunun yanı sıra önerinin kısmında yetişkinlerde seni gözlemlediğin nasıl kitap okuma noktası? Benim çevremdeki yetişkinlere göre, onlar da şimdikilere göre daha çok kitap okuyor benim çevremdekiler.
O yüzden şimdiki üniversite çok kitap okumuyor gibi geliyor. Evet. Kitap okumuyor gibi geliyor değil, gerçekten okumuyorlar. Kızıyoruz elbette ki. Popüler hayatın içerisinde elbette ki bazı şeyler sebepler oluyor. İşte Covid gibi bir süreci atlattık, deprem gibi bir süreci atlattık elbette ki, değil mi? Zorlu süreçlerden de geçiyoruz. Dünya olarak savaşlara şahit oluyoruz. Ama hayat bizim hayatımız değil mi? Hayat devam ediyor. Önümüze bakmamız gerekiyor. Son olarak böyle izleyicilerimize söylemek istediklerin nelerdir? Sevgiyle kalın, kitapla kalın. Sevgiyle kalın, kitapla kalın diye. Peki ben de sana şöyle güzel bir kitap hediye etmek istiyorum. Dersimiz Atatürk diye. Turgut Özakman'ın kıymetli Çılgın Türkler kitabı var, biliyorsundur belki, kıymetli izleyicilerimiz zaten biliyor. Turgut Özakman'ın kitabını vereceğiz. Turgut Özakman geçtiğimiz günlerde stüdyomuzda konuk etmiştik. Cumhuriyet Bayramımızda, 100. yılımızda kendisiyle sohbet etmiştik. Birçok kitapları var zaten. Biz de sana Turgut Özakman'ın kitabını hediye ediyoruz. Sana çok iyi gelsin. Dersimiz her daim Atatürk efendim. Atatürk'ün yolunda ilerleyen böyle pırıl pırıl gençlerle yola devam ediyor olmak. Bugün stüdyomuzda böyle genç kitap okurumuzu davet etmek bizim için çok onur edici. Değerli izleyenler, o zaman şöyle bir kitabımızı da verelim. Sonrasında kısa bir reklam arasına geçeceğiz değerli izleyenler. Evet, yanına geleyim bakalım. İyi oku, bol okurlu günlerin olsun. Teşekkürler. Tamam. Evet sevgili izleyenler, şimdi kısa bir araya geçeceğiz. Ardından tekrar beraberiz.